Her el boyutuna uygun, solaklar için özel bir modeli olan ve tam 2 sene pil ömrü sunan Logitech Signature M650 serisinin mouse'ları bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gerçekten heyecan veren 3 model. Şu anda elimde aslında tek modelin 3 farklı alt modeli diyebiliriz. Gelin hep birlikte şu ürünlere bir yakından bakalım. Sevgili arkadaşlar, tabii ki ben bu ürünlerin paketlerini açtım, incelemelerini yaptım. Ancak böyle sizlerin karşısına çıkarken tekrardan bu ürünleri bir paketleyeyim, sizlerin de karşısına o şekilde çıkayım istedim. Şimdi şunları bir kenaraya doğru alayım. Videonun derinliklerine doğru geçmeden hemen hatırlatayım. Kanalıma olan destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı desteklemek için bu videoyu beğenirseniz, yorumları aşağı bırakırsanız, diğer videoları da bir göz atarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz diyorum ve devam ediyorum. Logitech'in bu seride 3 farklı modeli olduğunu sizlere söylemiştim. Logitech Signature M650, M650L ve M650 Left isimli 3 farklı modeli var. M650 modeli M650 Medium diye de geçebiliyor bazı yerlerde. Onu da sizlere söyleyeyim, bir karışıklık olmaması adına. M650 modeli düz versiyon dediğimiz standart 50'ler için biraz daha böyle özel tasarlanmış bir mouse, biraz daha küçük, böyle orta boyumsu bir mouse. Böyle çok tarif edemiyorum ama yan yana görüntülerini görünce zaten sizler de görmüş oluyorsunuz. Logitech M650 L modeline baktığımızda buradan large'ı zaten anlıyoruz. Large modeli, yani büyük bir mouse bu mouse. Ben açıkçası large modelini biraz daha tercih ederim gibime geldi. Biraz yaptığım testlerde benim için en azından L modelinin daha uygun olduğunu da görmüş oldum. Ve tabii ki bir de bizleri Logitech M650 Left modeli karşılıyor. Bu da solaklar için özel üretilmiş bir mouse modeli. Yani ben açıkçası uzun zamandır teknoloji editörlüğü yapan biriyim. Bir solaklara özel mouse serisi görmeyeli uzunca yıllar olmuştu. Mutlaka vardır bu arada. Hani bunu şey anlamında söylemiyorum. Hani kötü bir şey bu anlamında söylemiyorum. Çok iyi bir şey bana sorarsanız. Çünkü diğer insanları, sol elini kullanarak hayatını sürdüren insanları da düşünen bir mouse modeli M650 serisi. Dolayısıyla bunun düşünülmüş olması bence çok iyi olmuş. Mouse'ların genel yapısına baktığımızda aslında 3 mouse'la da sadece belli başlı şeyler farklı. Onun dışındaki tüm malzeme yapısı ve kullanım anlamındaki tüm deneyim birbiriyle benzer sevgili dostlar. Alt bölümünde bir kauçuk malzeme kullanılmış M650 serisinin ve bu kauçuk malzeme sayesinde sizler mouse tuttuğunuz zaman uzun süreli kullanımda size iyi bir konfor sunuyor. Ve özellikle hazır yanlardan bahsetmişken de yan tarafında bulunan tuşları özelleştirebildi. Ve bu özelleştirme işlemini de bilgisayar üzerinden bir yazılım ile, Logitech Options adı verilen bir yazılım ile yapabildiğinizi de sizlere hatırlatmak istiyorum. Yani bu mouse'u satın alırsanız yanındaki tuşları da özelleştirebiliyorsunuz. Önemli özellikleri var bu mouse. Özellikle mesela beni etkileyen birkaç özelliği var. Onlara da yavaştan geçeceğim ama Smart Wheel adı verilen bir, yani akıllı tekerlek diye bir özelliği var. Şu anda da yakından görebildiğinizde bu tekerlek normal bir sisteme göre, ki birçok mouse zaten bu tekerlek var, olmayan mouse yok gibi bir şey artık. Çok eskide kaldı olmayan modelleri. Bu görmüş olduğunuz tekerlek normaldeki bizim bildiğimiz kaydırma yapan mouse'lara göre %30 daha hızlı bir kaydırma deneyimini bizlerle buluşturuyor. Bu %30'luk hızın yanı sıra gerçekten hissiyatı çok tatlı olmuş. Şimdi özellikle son dönemde Logitech ürünlerinde çok takdir ettiğim bir özellik var. Kutularından bunların Bolt isimli bir alet çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz aslında alet bizim yıllardır gördüğümüz Logitech'in kablosuz parçasını dış görünüş olarak benzese de içerisinde önemli detaylar var. Logibolt sayesinde aynı anda birçok cihazı tek bir alıcıya bağlayabiliyoruz ve kullanım sağlayabiliyoruz. Bu güzel bir avantaj. Özellikle klavye, mouse vesaire, bunların hepsini Logitech kullanıyorsanız, yani bir ekosisteme ben dahil edeyim kendim ya da bir marka sistemine kendimi dahil edeyim derseniz sizler için avantaj oluyor. Ama aynı zamanda bu ürünlerde Bluetooth özelliği de var. Yani ben Logibolt'u kullanmayayım, doğrudan cihazındaki Bluetooth'a bağlayayım ya da iPad'imdeki Bluetooth'a bağlayayım ya da iPhone'umdaki Bluetooth'a bağlayayım ya da bir Android cihazdaki Bluetooth'a bağlayayım da yoluma bakayım derseniz de yine M650 serisini bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi hem Bolt üzerinden kullanabiliyorsunuz hem de doğrudan Bluetooth üzerinden eşleştirerek yine kullanabiliyorsunuz bu ürünleri. Sizlere video üretirken çoğu zaman görmüşsünüzdür ya da gözünüze mutlaka çarpmıştır. Ben normalde Logitech'in MX serisi ürünlerini kullanıyorum. Gerçekten günlük hayatta kullandığım ürünler bunlar. MX3 var, MX Master 3 var şu an burada duruyor mouse'um. Çok da seviyorum kendisini. Neden çok seviyorum? Üstündeki tuşlar yüzünden seviyorum. Ama kendisinin bazen benim de garipsediğim ya da günün yorgunluğundan dolayı böyle dikkatimi çeken bir sıkıntısı var bence.
çok fazla tıklama sesi çıkıyor böyle. Tık 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 sesi. Bazen böyle gece geç saatlerde falan kurgu yaparken hakikaten kulağımı ısırabiliyor. M650'ye baktığımızda ise bu tıklama sesi neredeyse yok arkadaşlar. Bir birlikte görelim, hep birlikte ne demek istediğimi anlayalım. Yani şu anda ne demek istediğimi anladığınız için daha rahat sizlerle konuşabilirim. Gördüğünüz üzere bu tıklama sesi azaltıldığı için bu tarz konularda sizler de bazen benim gibiyseniz ya da her zaman böyleyseniz sizleri mutlu edecek bir ürün olmuş. Çünkü tıklama sesi neredeyse dediğim gibi yok denilebilecek kadar azaltılmış bu üründe. Bu da güzel bir detay olarak hanesine yazıyor cihazın. Ve tabii ki fiyat bölümüne doğru yavaştan geçeceğiz ama pil ömrüne değinmeden olmaz. Çünkü bu ürünün pili tam 24 ay gidebiliyor. 24 ay pil ömrü sunabiliyor olması bile oldukça iddialı ki bu piller kutudan çıkıyor arkadaşlar. Kutusundan piller çıkıyor. Doğrudan mouse'un üzerine takılı. Üstündeki kağıdı çıkardığınızda mouse doğrudan çalışmaya başlıyor. Büyük bir ihtimalle 24 ay değil ama 20 ay kadar götürür diye düşünüyorum. Tahmin edeceğiniz üzere ben 24 ay test etme imkanı bulamadım tabii ki. Sizlere videoyu anlatabilmek, sizlere videoyu hazırlayabilmek için. Ancak 20 aya kadar ben çok rahat bir şekilde sizlere bu mouse'un pilinin ömrünün gideceğini söyleyebilirim. Ürünü beğendim. Fiyat açısından da değerlendireceğiz. Güncel piyasada özellik anlamında, malzeme kalitesi anlamında ve uzun ömürlü kullanım açısından bence güzel bir ürün olmuş Logitech M650 serisi. Özellikle solaklar için ürünü anlatırken şöyle söylemiştim. Bunun düşünülmesi çok güzel demiştim. Adamlar modeli üretmekle kalmamış. Bir de size müjdeyi vereyim. Solak ürünlerden satın almak isterseniz diğer modellere göre biraz daha ucuza almanız da mümkün oluyor. Ancak tüm modeller için şunu söyleyebilirim. Genellemem gerekirse 500 TL ila 600 TL aralığında bir fiyat bandından Logitech Signature M650 serisi mouse'lara sahip olabiliyorsunuz. Ben ürünleri beğendim. Dediğim gibi Logitech kalitesini yansıtan ve açıkçası bu fiyat bandında da tercih edilebilir modellerin bazılarından olmuş Signature M650 serisi. Logitech Signature M650'nin beyaz, pembe ve siyahlı renk seçeneğiyle satın alınabildiğini de sizlere aktarmak isterim. Sizler nasıl buldunuz bu ürünleri? Yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla Logitech ürünü görmek istiyorsanız da yine yorumlara yazın lütfen. Logitech'in hangi ürünlerini görmek istersiniz? Onları da yine aşağı bırakırsanız ben de sizler için ürünleri temin edip buradan sizlere anlatmayı canı gönülden isterim bildiğiniz üzere. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.